Asistan ekranlarında Yüz Yüze programıyla her hafta olduğu gibi bu hafta yeniden karşınızdayız. Volkan Demir ile birlikteyiz ve Fenerbahçe'deki son gelişmeleri konuşacağız birlikte. Volkan hoş geldin. Merhaba Neslihan. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bütün Galatasaray'ların şampiyonluğunu kutluyoruz. Evet. Ee, öyle başlayalım ki hemen e, ortaya çıksın. Tabii ki. <laughs> Gentilwomanlığımız ortaya da çıksın aynı zamanda. <laughs> e, ve yani gerçekten sonuçta geçen sezon 13. tamamlayıp yeni bir kadro kurarak bunu başarmak ayrı bir hikaye. Hakikaten Galatasaray tarihi açısından da bence değerli şampiyonluklardan evet, bir tanesi. Hak, hak ederek aldığı bir şampiyonluk olduğunu da kesinlikle evet. söyleyelim. Ben de buradan e, tekrardan tebrik edeyim. E, şampiyonluk kutlamaları da oldukça zaten e, coşkuluydu. Neslihan Florio'da oturuyor arkadaşlar bu arada çok coşkuluydu. <laughs> en yakından şahit Aynen. olan insanlardan birisi. Yani gece 5'e kadar falan sürdü diyebilirim yani. Hani gerçekten herkes bir de bence mutlu olmaya herkesin o kadar ihtiyacı var ve bir şeyleri kutlamaya o kadar ihtiyacı vardı ki ki bir sürü güzel görüntü de gördük aslında Fenerbahçe taraftarlarıyla Galatasaray taraftarlarının sarıldığı. Bence böyle, böyle bir birlik Fener olmayı... Fener taraftarının artık ayarı iyice bozulduğu için <laughs> ne yaptıklarını <laughs> bilmiyorlar yani. Çok normal karşılıyorum o görüntüyü. Adam üstünde Fener forması var Galatasaray bayrağı sallıyor evet, şeyde falan. Evet. Tamamen coşkuya katılmak amaçlı. O biraz coşkunun ötesinde bir şey o hafif böyle vidaların oynamasıyla alakalı. Öyle değil mi? Tabii. <laughs> Peki konuşalım Fenerbahçe'yi Volkan. Şimdi ee, aslında sezon başından beri baktığımızda çünkü biraz şampiyonluğu neden kaçırdı Fenerbahçe Hı -hı. buradan e, açmak istiyorum konuyu. Sezon başından beri baktığımızda ki seninle de hep konuşuyoruz zaten. İkiye ayırıyoruz Fenerbahçe'yi. Dünya Kupası öncesi, öncesi Fenerbahçe ve Dünya Kupası sonrası Fenerbahçe diye. Aslında bu şampiyon olamama durumunu Jesus'a eee bağlay bağlayabiliriz değil. Herkes Cesusa e, bağlıyor. Hı -hı. Sence Fenerbahçe en başta nerede hata yaptı ve bu hata silsilesi nerede başladı? E, şampiyonluk neden kaçtı bu sene? Şimdi ben tabii hep söylüyorum. Biz gazeteciyiz, gazete kökenliyiz. E, futbolu işte izlediğimiz kadar, antrenmanına gittiğimiz kadar, hazırlık maçını, hazırlık kampını takip ettiğimiz kadar öğreniyoruz. Bu anlamda iyi bir kurstur bu arada. Gazetecinin bir futbol takımını, profesyonel bir futbol takımını takip etmesi ama asla bir teknik adam gözüyle biz göremeyiz hiçbir şeyi. Yaptığımız eleştiriler de o perspektiftendir. Yani bizim kendi tecrübelerimizden süzülen fikirlerdir. Ee, ben tabii ki bunu genellikle hep e, yorum yaparken, de, haber yaparken de geçmişte e, hep teknik adamlar yani bu işi mesleği bu olanların gözüyle e, nasıl görülüyor bunu da hep araştırmaya çalış çalışmışımdır son dönemde yani son bir ayda 3-4 farklı e, mesleği, teknik adamlık olan insana soruyorum. Yani ne oldu? Neden bu noktaya geldi Fenerbahçe? Aslında yani sonuçta evet onlar çok daha detaylı ve çok daha derinlemesine bakabiliyorlar olaya. Ama kapı aynı yere çıkıyor. Hep söylüyorum. Uzaya mekik göndermiyorsun. Futbol. Çıkıyorsun. Yani futbolcu işte futbolcu sahada ne yapabiliyorsa teknik adamla başarılı veya başarısız halledebiliyor. Şimdi bu bir. İki, belli başlı klişeler var diyorlar ya. Türk futbolunda belli başlı klişeler var. Ne gibi? Açıklayalım. Şöyle, hayır. Genelde Öyle diyorlar. Şöyle. Türk futbolunda belli başlı klişeler var. Yorumcular da bunun peşine gidiyor. Efendim e, bir türlü Türk futbolu gelişmiyor falan diyorlar. Tamam mı? Nedense yalnız Türk futbolunda hep bu klişeler kazanıyor. Hı -hı. Mesela 2007'den bu yabancı teknik adam başarılı olamıyor. İşte birazcık ligi bilen, mesela ligi bilen diye klişe var ya, birazcık e, lig tecrübesi olan Türk teknik adamlar, iyi bir takım yakaladığında çok rahat şampiyonluğa ulaşıyor. Efendim, e, gibi gibi gibi, yani böyle bunları arttırabilirim. Şimdi bir klişe daha var. Bunu biz senle asistan analizle işte bu tahtadaki şeyde, e, konsepte, sezon başında Dinamo Kiev'e elendiğinde Fenerbahçe anlattık. Dedik ki, bakın, biz. Benim de var en çok linç yediğim videolardan biridir ha böyle altına yazdıkları. Çünkü evet. Jesus o zaman böyle dokunulamaz. Tanrı Muhammed ve Allah Muhammed'i gördüğü için kimse, hiçbir şey söyleyemiyordu. Şimdi Kiev maçını izliyorsun. Kiev maçında şunu gördüm ben. Yani stat'tan izlediğim ilk res, şey maç orada. Resmi maç o benim. Yani bir de seviye yakın filan. Ne yapıyor? Orada çok daha net görüyorsun. Üçlü oynuyor, dörtlü oynuyor, ötesinde söylüyorum. Fenerbahçe tempo yapıyor. O tempoyla 20 dakika gidiyor. 20 dakikanın sonrası korkunç bir düşüş. İkinci yarının başında bir daha tempo, ondan sonra korkunç bir düşüş. Ben orada şu, şu cümleyi kullandım bak sadece. Bu takım bu kadar koşmaz. Koşmamalı. Hatırlıyorum. bu hatırlıyorum. Bu, bu takım bu kadar koşmamalı ya, e, söyledim. Böyle bir cümle kullandım. Altına sen nasıl Jesus'a şöyle yazarsın, böyle yaparsın, sen kimsin falan tamam mı? <laughs> Doğru yani Jesus CV'sine bakacak olursak zaten bizim herhangi bir şey söylemememiz lazım da bizim de mesleğimiz bu yani yapacak bir şey yok. Yarın Guardiola da gelse ben yine konuşacağım yani. Bu arada herkesin de fikri oluşuyor yani izlediği şeylere göre. Bunun için hani bu normal taraftarda, yorumcuda, diyorum, başka uzaya, teknik direktörde. Onu diyorum uzaya, mekik yollamıyorsun yani sonuçta bu futbol. Çok böyle ortalama bir zekaya sahip olmak yeterli. A Aynen öyle <laughs> ve birazcık işte hani geçmişte takip etmek vesaire evet. biraz daha tecrübeli olsun. Şimdi bak bunu ben söyledim mesela ama sonrasında mesela dünya okumasına kadar müthiş diyor ki mesela bir hoca bunu söyleyen bir hoca diyor ki her teknik adamın bir sihri vardır. Geldiğinde yeni bir ülkeye geldiğinde o sihri çözmeleri zaman alır. Ve o zaman Dünya Kupası arasına kadardı. Esas Jesus'un ne yapacağı, daha doğrusu esas Jesus'un ondan sonra ne yapacağı, o Dünya Kupası sonrasında çözülen Fenerbahçe'den sonra ne yapacağı önemliydi dedi. E dedim ne yaptı hocam? Hiçbir şey yapmadı dedi. Hala aynı dedi yani. Fenerbahçe'nin puan ortalamasına bakarsan müthiş işte az daha şampiyon olurdu falan ama oyunla alakalı, yani çözülmüş oyunla alakalı hiçbir şey yapmadı dedi. Yani demek istediğim aslında hani biz sağ dışından gördüğümüzü aktarıyoruz ama saha içinde de bulunmuş insanlar benzer şeyleri söylüyorlar. Şimdi Fenerbahçe açısından faturanın Jesu'ya çıkarılmasının temel sebebi de bu değil aslında. Üçlü oynadı, dörtlü oynadı, beşli oynadı değil. Temel sebep şu bak. Ben 1989 yılından bu yana futbol takip ediyorum. Yani 8 yaşından beri net hatırlıyorum. Futbol takip ediyorum değil mi? Net hatırlıyorum. Fenerbahçe'nin 103 gollü senesini net hatırlıyorum. Hatta 88. Yani kaç oluyor? 35 yıl. Evet. 35 yılla ilgili benim hafızam çok iyidir. Hiç yani o anlamda tevazu göstermem. 35 yılla ilgili şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin son 35 yılında bu kadar geniş yetki verilen bir teknik adam daha olmadı. Hı hı. Bak tekniği taktiği içini geçtim. Samandıra'ya kimi istiyorsa aldı. 10 tane falan şeyi var. Portekizli yardımcısı var. Transferleri tamamen kendisi isteğine. Bak transfer şöyle. Kendi istediği isimler alındı ve veya biri alınacaksa gidildi Jesus'a soruldu. Jesus hayır derse alınmadı. Jesus evet derse alındı. Şimdi Volkan ama normal şartlarda zaten buna teknik direktörün karar vermesi gerekmiyor mu? Tamam bak yani. ama bak bir şey soracağım. Başka bir şey soracağım ben şimdi. Ha, tamam. Bu iki transfer konusu. Üç, bence en önemli konu. Fenerbahçe'de oyuncu transfer taksidine ayın birinde aldı. Kimse hmm. çıkıp çıkıp söylesin bir tane futbolcu çıksa hayır almadık desin. Bak Galatasaray'da var almayan. Evet. Beşiktaş'ta zaten var. Trabzon zaten bütün herkes FIFA'lık. Bak hepsinde var. Bir tek Fenerbahçe'de yok. Çıksın bir tane Fenerbahçe futbolcu desin ki ben paramı günümde almadım kardeşim. Yabancısı yerlisi. Tıkır tıkır yattı paralar. Bunun olumsuz mu etkilediğini söylüyorsun? Yani olumlu etkilemesi olumlu gerekiyor Olumlu etkilemesi gerekiyor. gerekiyor diyorum işte. Bak evet. bu kadar geniş yetki. Transferde ne istiyorsan yaptık. Paraları çatır çatır ödedik. Verim abi, verilmedi? O e, olabilir mi? E, abi onun... Yo bazı maçlarda mi? verildi de. Verildi mi? Bazı maçlarda verildi de. Onun ötesinde ben bunun karşında ne alıyorum? Fenerbahçe kulübü olarak. Fenerbahçe yönetim, Fenerbahçe başkanı. Ali, bu arada şampiyon takımın teknik direktörü yıllık 20 milyon TL kazanıyor. Jesus'un 7'de biri. Bilginiz olsun. Onu da küçük bir not olarak Allah daha çok versin de küçük bir not olarak anlatmak istiyorum. Bunun ötesinde ben bunun karşılığında ne alıyorum? Teknik direktör 7 kat fazla para ödüyorum. Maaşlarımı zamanında ödüyorum. Transferde sınırsız ne isterse yapıyorum. Başkan Jesus'a alan açmak için kendisi dahi gitmedi zaman. Bir kere gitti. Yani gidip geliyordu da hani official olarak bir kere gitti. Bütün bunlara rağmen karşılığında ne alıyorum ben? Hiç geri dönüşüm yok. olarak, hayır hayır. Saha sonucundan bahsetmiyorum. Arda Güler oynatılmıyor. Hı hı. Türk futbol tarihinin belki de çıkardığı en büyük yıldız. Miha Zayz, geçen sezonun en değerli oyuncusu oynatılmıyor. Sezonun büyük bölümünde. İsmail Yüksek gibi çıkış yapan mini takıma yükselen bir oyuncu bir kesiliyor. Komik bir sebeple. Bu arada antrenmanda yaşadığı bir problemle alakalı. Yani Cesur'da yaşadığı bir problemle alakalı birkaç ay oynatılmamış. Onu da sonradan öğreniyoruz. Öyle mi? Evet. 3 tane kritik oyuncu sayıyorum. Üçü de böyle kişisel kaprisler, kişisel egolar. Yok hazır değil, yok defansif, topsuz oyun falan diyerek oynatılmıyor. karşında bunu alıyorum. Bunun ötesinde getirdiğin oyunculara bakıyoruz şimdi. Bugün Galatasaray, Torreira'dan vazgeçse tribün ayağa kalkar değil mi? Fenerbahçe, Arao'dan vazgeçse tribün ayağa kalkar mı? Hayır. Kalkmaz. İyi oldu diyenler olur benim gibi başta olmak üzere. Bir Arao var yani. Onu da me zordan oynatıyor yani ayıp olmasın diye. Ulan başka adam kalmadı mecbur bunu koyacağız diyor. Bu kadar adam getirdik diyor yani. Bak samimi söylüyorum. Normalde İsmail oynar orada yani. Geride Gustavo Henike, Buruma. Baya baya böyle skandal transferler var. Bütün bunların hepsini alt alta koyduğun zaman artık arkadaş hani bunun da bir faturası yok mu ya? Ciddi bir forma adaletsizliği söz konusuydu sezon boyunca. Yani bunu her Fenerbahçe taraftan... Dünya Kupası'na kadar, bak zaten. Dünya Kupası'na kadar lafını kestim özür Dünya Kupası'na kadar problem yok. Niye? Çok maç var, çok oyuncu oynuyor. Hı -hı. Ama ondan sonra bazı oyunculara yer aranıyor. Evet. Bak bunu ben söylerken altı boş söylemiyorum. İnsanlar lütfen benim yorumum gibi algılamasın bunu. Bunlar gerçekler. Bazen bakıyor adam şu kulübeden. Aa diyor bu diyor oynuyor diyor. İsim vermiyorum. Ama kimin ne olduğunu herkes biliyor yani. Evet, anladım. Yani izleyiciler anlamış Ya burada, burada çocuk oturuyor diyor. Bu oynuyor diyor. O zaman ne oluyor? Yavaş yavaş diğerleri senden elini eteğini çekmeye başlıyor. Tamam mı? Bu böyledir kardeşim. Bu hayatın gerçeğidir. Şimdi ben burada sana karşı tavırlarım böyle nasıl söyleyeyim? seni rahatsız edici, irite edici şekilde olursa bir yerden sonra belki hani burayı bırakıp gitmezsin ama yavaş yavaş daha pasifleşirsin burada. Doğru mu? Evet. Kendimi geri çekerim. Evet. Mutsuz olursun evet. yani. Böyle ego yapsam falan. hani ben Burası benim program falan. Böyle ego yapsam sana karşı mesela. Değil mi? Rahatsız olmaz mısın? Olur mu? Yani yüzde yüz bu böyledir. Şimdi aynı durum yani aynı durum değil. Daha fazlası evet. durum var yani. Şimdi evet, bunların bir hepsi ölçülüp biçilip bir karar verilmesi lazım. Ben Türkiye Kupası, Galatasaray galibiyeti falan hep böyle ölçüyorlar. Ben de ilgilendirmiyor. <laughs> Fenerbahçe 2.30 puan ortalaması yakalamış. Bana ne abi yakalamış sen? Bu arada hala Fenerbahçe'nin 3. olma şansı da var yani. ikinci bitireceği de net değil. Hayır bir şey söyleyeceğim. 2.30 yakaladı da Fenerbahçe. Şenol Güneş 2.40 yakaladı. Okan Buruk 2.45 yakaladı. Onu ne yapacağız? Yani hani 2.30 yakaladı. Müthiş bir şeymiş gibi konuşuluyor. Yani i̇ki tane daha senden iyi takım var abi. Ve bu adamlar senin de birim para kazanıyor. Sen bir fark yaratabildim mi? Hayır. O açıdan onu söyleyeyim. Şimdi biz Aralık ayında yine Cessu tamamlayacağım. Çok uzattım farkındayım. Evet, Şimdi Cessu tamamlayacağım. Biz Aralık ayında falan hep şey konuşuyorduk. Ya Cessu kalacak mı? Ya bu Brezilya milli takım alacak mı? filan? Evet. Mesela çok özür dilerim lafını böldüm. O da bence başarısızlığın sebeplerinden bir tanesi olarak bunu etken maddelere koyabilirim. Bence sezonun içinde CESUS'la alakalı transfer haberleri çıkması çok büyük e, etki. Çok doğru. Ondan bahsedecektim zaten. Şimdi her gün Brezilya basında, Portekiz basında haberlerin çıksa hı hı. Çık, e, çıkıyor. Brezilyalı bir oyuncu diyor ki Brezilya basınına Globo'ya biz de kendi aramızda konuşuyoruz. Jesus acaba Brezilya'nın takımına seçilecek mi? Gidecek hı. mi? Biz de çok merak ediyoruz. Diyorsa zaten o takım seninle olan bağını koparmıştır arkadaş. Ha, bu sezon sonu gidiyor abi biz bakalım kendi işimize der. Evet. Bak bu böyle bir böyle bir gerçek var. Garip, yok abi zaten seneye der futbolcu. İstediği kadar ama profesyonel olması lazım para alıyor filan desinler. Yok öyle bir şey. Yok. Adam onun gideceğini hissettiği anda biter onunla ilişkisi. Futbolcu milleti böyledir yani kusura bakmasınlar. Futbolcu milleti böyledir yani. Baktı hocanın zayıfladığını veya ayrılacağını hissettiği an, hocayla bağını kopartır. Çünkü o yaşaması lazım. O futbol oynaması lazım. Devam şey etmesi lazım. Başka yollar arar kendini. Yüzde katılıyorum. Zaten o arayanın röportajı skandal ya, bak. O kadar çok tazminatsız fesih sebebi var ki yani. Hani derler ya insan evet. kaynaklarıyla insan kaynakları değil de konuş. Tazminatsız fesih sebebi var ki. İnanılmaz işler var. Şimdi ben durumu anlatayım. Durum şu: Aralık ayında diyorduk ya, ya Brezilya milli takımı alacak mı? bu hoca kalacak mı? Fenerbahçe ne yapacak? Cesus olmazsa ne olur? Yanarız falan diyorduk ya. Şimdi durum tersine döndü. Cesus kalmak istiyor Fenerbahçe'de. Sezon sonu kararımı vereceğim diyor da o biraz yönetimin belirsizliği ile alakalı. Hı hı. Fenerbahçe yönetimi Cesus alakalı olumsuz bir bakış açısına sahip şu anda. Az önce anlattığım sebepler Sebebler dolayısıyla yani hem insan ilişkileri hem de oyun felsefesi mesela gelecek yıl Arda gider örnek veriyorum farklı bir oyuncu al, yıldız bir oyuncu alırsın. Sallıyorum. Bernardo Silva'yı alırsın. Geçmişte onunla problem yaşamış ya. O yüzden onu örnek verdim. Alamazsın da. <laughs> ya bir de yine sorun yaşarsak ne yapacağız noktasına geliyor iş. Bir de az önce söyledim. Bu adam Okan Buruk, Şenol Güneş maliyetinde bir adam değil. Birinin 5 katı, birinin 7 katı maliyetinde bir adam. Bu yüzden biraz olumsuzluk var. Tablo tersine dönmüş durumda. Jesus kalmak istiyor. Fenerbahçe tutsak mı acaba de diyor. Hala de bir karar verilmiş değil. Ha şu var ama saha Ali Bey'in bu kelimeyi kullandığını biliyorum. Bu cümleyi kullandığını biliyorum. İyi bir puan ortalaması yakaladı diyor. İyi bir puan ortalaması yakaladı diyor. Eğer bizi izliyorsa şu anda Ali Bey ben de ona nacizane görüşümü iletmek istiyorum. Sayın Başkan büyük bir ilizyondur bu. Bu puan ortalaması istatistiğiyle CESUS'u tutacaksanız sakın tutmayın. Yani bu daha iyisini Beşiktaş, Şenol Güneş yaptı. daha Ondan da daha iyisini Okan Buruk yaptı. Yani e, Jesus şu anda iyi puan ortalaması yakaladı diye Fenerbahçe'de kalmayı hak etmiyor. Baştan, İlişkiler konusunda ciddi sıkıntılar var. Okan baştan şöyle bir hata mı yapıldı acaba? Nasıl? E, şimdi işte diyorsun ya Jesus'a bütün e, yetkiler verildi. Şimdi böyle düşünce ve mantalite olarak bence biraz ayrıldı Fenerbahçe evet. ile CESUS'un. Yani Cesus Fenerbahçe'de olduğunun farkında değildi ya da Fenerbahçe e, bana muhtaç gibi tırnak içinde söylüyorum. Böyle bir psikolojiye ve egoya girdi. Şimdi evet yani çok doğru söylüyorsun. Yani e, bir kere şu açıklamayı yapmış olması zaten hangi kulüpte olmadı, olduğunu farkında olmadı net göstergesi. Uzun yıllarda ilk kez bu kulüp hem Türkiye Kupası'nda hem Lig'de bu kadar sonuca yaklaştı Hı. diyor. Gibi ya da işte derbi sonuçları Bak. mesela. Fenerbahçe kulübünde böyle kelimeler kullanamazsın, böyle cümleler kuramazsın. Uzaydan gelmedin, Portekiz'den geldin. Benfica ile Fenerbahçe ile eşleştim, eşleştim. Ustad'ı gördüm daha önce. Nasıl bir atmosfer olduğunu biliyorsun, nasıl çılgın bir taraftar olduğunu biliyorsun. Yani sen insanları böyle bir daha ben üst takılım havasıyla yaklaşıyor. Hı hı. Tecrübeli bir insan ama evet. yemezler. Ben başarılıyıma getirmeye çalışıyor. Yemezler. Evet onu şu an Fenerbahçe taraftarına yediremez. Yediremezler. Sen buraya uçaktaydın da, uçakta röportajım var. Şampiyon olmaya geliyorum dedim. Olamadın. Diyeceksin ki ben Türkiye Kupasını alsam da başarısızım. Ki zaten ona benzer şeyler söylüyor da. Türkiye Kupasını alsam da başarısızım diyeceksin. Artık çok ne kadar zamandır oynamıyordu? İlk defa oynuyor falan. Ha tamam. Kötü bir sezon Ali Bey açısından bakarsam geçmiş 4 sezona göre en başarılı sezonu. Fenerbahçe yönetimi. iyisi. Yani ama, bu ama Fenerbahçe için bir başarı kıstası değil. Bak Neslihan Galatasaray sıfırdan takım kurdu. Evet. Kasım ayında bitti ya Beşiktaş. Ort şeyden çıktı. Trabzon yok. Evet. Trabzon yok. Rakibin yoktu ya. Ya Galatasaray şu Icardi bir kendine gelmese rakibin yoktu. Ona rağmen şampiyon olamadın, alıp götüremedin. Galatasaray'ı bile o ümitsizliğe sevk edemedim. Bir baktı Galatasaray, aa bu Fenerbahçe tekleyecek. 14'te 14 ile gitti. Tamam bunlar da çok ekstra performanslar ama senin, ben şuna inanmıyorum. Galatasaray'ın kadro kalitesi çok üst. Abi Galatasaray'da Kazımcan oynuyor 11'de ya. Küçümsemek için söylemiyorum. Genç bir kardeşimiz de. Kazımcan Galatasaray'ın 11 oyuncusu yani. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili geçen sezon neler söyleniyordu hepimiz biliyoruz. Tabii. Özellikle sonlara doğru. Yani. Çok da böyle bir taraf Real Madrid diğer taraf e, öyle bir durumda yok yani arada. Ya bir Icardi işte ya bir Icardi. O da işte belli bir dönemden sonra devreye girdi. var senin de var Ener Valencia var gol kralı oldu. Yani onu, onu söyleyeceğim <laughs> yani gol atma konusunda da problem yok. Ama ben bak tamamen kulüp ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Burada bana diyorlar ki işte başkana sallamıyorsun filan. Ben yıllarca salladım kardeşim. Burada işte şahidim. Yıllarca Ali Koç'a neler söyledim. Şunu söyleyeceğim. Ben elimi vicdanıma koyuyorum. Ali Koç belki ilk sene istifa etse derdim ki helal olsun. Doğru karar. İtiraz etmiyorum derdim. Ondan sonraki sene. ondan Hepsinde okeydim. Geçen sene belki istifa etseydi çok gereksiz olurdu. Bir geçen seneye ayırırım. Ama bu sene Ali Koç'un en başarılı senesi. Hiç kimse kusura bakmasın. Ben, hepinizin, biriniz de çıkıp dediniz mi kardeşim İsmail Kartal'ı tut, Jesus'u getirme. Bir Allah'ın kulu dedim. mi? Demedim. Hiç kimse Yok, demediniz. Demedi. Yorumcusu, taraftarı, yöneticisi, camiası hiç kimse demedi. Jesus gelsin, Marko Hoca, Marko Hoca. Al Marko Hoca'yı gördük. Ben de demedim bu arada. O yüzden kimse ihaleyi Ali Koç'a bırakmasın. Benim ben bu arada bak yemin ediyorum yani bunu söylemekten de çok sıkıntı yaşıyorum ya. Ali Koç'un avukatı falan değilim ben. Beni ilgilendirmiyor. Ben 7 milyon euroya hoca getireceğim. Bana gidecek Buruma'yı alacak. Sonra kadroya yazmayacak o oyuncuyu. E Ali Koç suçlu. Böyle bir dünya mı var ya? Yani bu, bu büyük haksızlık. Ya istediğinizi söyleyin bak benle ilgili. Yok Ali Koç'a şey yapamıyorsun. Vallahi Çıkartırım haberleri. Ertesi programı öyle geleyim yani. Yaptığım Ali <laughs> Koç'la ile... Ali Koç haberleriyle geleyim yani. Ali Koç beni de yani öyle şöyle... çok bayılmaz yani bana Ali Koç. Onu da söyleyeyim. Söyleyemezler bence. Çünkü senin de dediğin gibi yani Cesus Fenerbahçe gelecek denli yanda. Fenerbahçe taraftarı çok mutlu Şimdi oldu. Şöyle... İşte iyi giderken her şey zaten her şey yolundaydı. Ali Koç ayrı evet. bir iş başarmıştı. Çünkü Cesus'u getirmişti Fenerbahçe'nin başına. Dolayısıyla evet bu noktada bence de bu fatura Ali Koç'a kesilmemeli. Bak şimdi şu öyle muhabirler var. Tamam mı? Ne olursa olsun. Always Ali Koç yani. Ali Koç var, forever. Biliyoruz. Öyle muhabirler var ama <laughs> e, ben öyle biri değilim yani. <laughs> Always Ali Koç. <laughs> ha, anladın mı? Ali Koç forever var yani. O var. O, şimdi haklılar o konuda. Ama ben değilim yani. Bana lütfen o muameleyi yapmayın. Ben başkan istifa etmesi gerekiyor dersem de e, söylerim yani. Gerektiğini yani düşünüyorsam da söylerim. Volkan şimdi cesur e, ayrılmak istemiyor Fenerbahçe'den ama yönetim Cezus'la yollarını ayırmayı düşünüyor. Bunu çok yüksek ihtimalle. E, peki var mı bir isim? Çünkü en son Ferreira haberleri çıkmıştı ama sanırım sıcak baktığınızda. Abel Ferreira yazdılar, Çiçe yazdılar inşallah doğru değildir o haberler. Ama yabancı olacak. Yine yabancı Yabancı olacak. bir teknik adam olacak. Monteya ile görüşüldü. Monteya ile görüşüldü fakat çok böyle Monteya'ya ayılıp bayılma durumu yok. Fenerbahçe yönetiminin yani getirelim de işte hemen takımın kursun falan öyle bir durumu yok. Yani bir görüşüldü yani o kadar. Pirlo ile aynı şekilde. Yine aynı durum ama Pirlo ile alakalı da çok böyle hemen üstüne atlama durumu yok. Fenerbahçe yönetimi e, Hoca Konsa daha şu anda somut bir şey yapmış değil ama yabancı araştırmaları, yabancı hoca araştırmaları Devam ediyor. Bence... Özellikle yabancı seçmesinin bir sebebi e, var. Türk yok ki. Uçun, Türk olmadığı için. Bu izleyicilerimize de sormak istiyorum çünkü. Mesela Fenerbahçe'de yerli bir hoca mı olmalı, yabancı bir hoca mı olmalı? Onların fikirlerini de merak ediyorum açıkçası. Yani e, Türk hoca olmadığı için de alternatifler arasında yabancı yönelmiş durumda. Bence Türkiye Ligi'nden hani hep böyle bir yakıştırma yapılıyor işte. Pirlo, Mirlo falan da hı. bence Türkiye Ligi'nden de olmayacak. Bence dışarıdan yine bir hoca gelecek. Ben öyle düşünüyorum. Ama isim yok yani. İsim şu anda yok ama ilerleyen zamanlarda netleşir. Evet. Ya ama çiçeği falan almayın abi gözünü seveyim. <laughs> Volkan şimdi e, tabii bir yandan hemen transfer çalışmaları da başlandı mutlaka gelecek teknik direktöre gö göre de şekillenecektir. Evet. E, ama önce biraz önce sen de söylemiştin ile alakalı ciddi bir sıkıntı yaşamıştı Fenerbahçe yani e, hani gerçekten enteresan bir transfer olmuştu. Ee, ama sevindirici bir haber geldiğine dair bilgiler var. E, ee, Braga istiyor vurmayı. Doğru bir, biraz Haziran değil mi? Bir Haziran. Biraz Haziran itibariyle Buruma şeye gidiyor. Braga'ya gidiyor. Bak tarihi not edelim. Tamam. Sonra ben 1 Ağustos'ta konuşacağım seninle. Tamam. Buruma Braga'ya gidiyor. Not alın arkadaşlar. Ee, Berisha'nın şeyini kullandılar. Haber çıkan haberler bu. Ee, Genk <laughs> Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa Samat'ta 4 milyon euroya gidiyor. <laughs> tamam mı? Bak bu <üç> 3 haberi bir <laughs> tamam. biraz ilan değil mi? Koy kenara. Tamam. 1 Ağustos'ta, 1 Ağustos'ta konuşacağız. konuşacağız tamam. mı? Tamam mı? Ee, birincisi şunu söyleyeyim. Genk Fenerbahçe ile yaptığı kiralık anlaşmasında hiçbir zorunlu şart yok. Genk isterse Samatta'yı alır. istemezse almaz. Tamam mıyız? Tamamız. Alır mı tamam. sence? 4 milyon euro verip? Almaz. Tamam. <laughs> Mergin Berisha ki bunların içerisinde en flash diyebileceğimiz, hı hı. Augsburg'da düzenli oynadığı gol sayısı, Alman evet. milli takımı seçildi diyorlar. Alman milli takımına şeyde seçildi yani. Hikaye maçlarda seçildi. Şimdi böyle yani Alman milli takım santrforu muamelesi yapmayın adama yani. Biraz sakin, biraz topa bassın erken. Böyle Haziran'da çünkü şey, internet görelim. medyası tamam mı? Tabii ki. Evet. Milleti yukarı çıkarıyor. Millet evet. de inanıyor, inanmak istiyor bunlara. Ben de işte mümkün olunca gaza basmaya çalışıyorum çünkü baktığında eğer haberlere bak, inanırsan 4 Samatta'dan, 4 şeyden 8, buçukta bulunmadan buçuk milyon euro alıyor Fenerbahçe. 3 Öyle tane üç tane hiç kullanmadı oyuncudan. Ama not ettik haberleri. Ee, tek ihtimal Berisha'nın kullanılma ihtimali var. Tamam. Onu daha kulübe gelmiş bir şey yok. Ben soruyorum, her hafta soruyorum. Aldılar mı? Çünkü birlikte her hafta haber çıkıyor. Berişan'ın şeyini kullandı. Her hafta kullanıyor bunlar düzenli olarak. Evet. Berişan'ın opsiyonunu kullandı. Her hafta kullanıyorlar. Ben de her hafta kulübe soruyorum. Diyorum ki var mı? Kullandılar mı? Yok diyorlar. Kullanmadılar diyor. Ha kullanabilirler diyorlar. Bir şey demiyorlar ama kullanmadılar diyorlar. Ondan sonra Bruma. Dün Rekord gazetesinde haber çıkmış. Braga'nın başkanı İstanbul'a geldi. 4,5 milyon euro önerdi. Fenerbahçe görüşmeleri devam ettiriyor falan. Bak dünya üzerinde herhangi bir kulüp Burumaya 4.5 milyon euro verirse Fenerbahçe görüşmeleri nasıl sonlandırır biliyor musun? O Sezai var ya şey işler güçlerde. Evet. Sat 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 diyor. Evet. Aynı öyle sonlandırır yani. Tamam mı? Bu bunu ya insanları şimdi biraz dijital dünyaya şey yapmak istiyorum. Biz de dijital iş yapıyoruz da yani insanları biraz gerçekle yüzleştirin abi ya o hit alıyor diyor. Burumaya dev talip yazıyor şimdi başlık. Böyle tamam. olunca Heh. şey oluyor bir de taraftar da bir umutlanıyor. Mutlu oluyor olarak. ya. bana atıyor Fener taraftarları. Abi Buruma gidiyormuş falan. Ya Allah aşkına. Biraz gerçekçi olalım. 4,5 milyon euro varsa bak uçak bilet özel uçağı Ali Koç tutar. Diye, <laughs> buruma'ya. Ee, o kiralıkların durumu o yani. Onun dışında da Samat'ta falan geri döner yani. O şey, topuk yaylasında izlersin Samat'tayı. <laughs> Volkan, Arda Güler konusu. Yani Arda Güler devam edecek mi? Çünkü iki tane ciddi teklif var şu anda bildiğimiz kadarıyla. Dortmund ve Ajax e, yüksekte yüksek de teklifler olacak. Beş tane var. İki, i̇smi çıkan yüksek. iki. İki ismi Aynen, çıkan yoksa var. illaki vardır. Bence 5 beş değil on tane de vardır yani. ne yapacak Fenerbahçe? Arda 20, ile 20 üzeri beş diyeyim o zaman. Tamam. 20 üzeri beş tane teklif var. Hı -hı. Ve içlerinde e, hepsinin işte, %20 sonraki satıştan pay var. Hı hı. Bu da çok önemli. Bak bu benim için o 20 milyon euro kadar değerli. Çünkü Arda 20'ye sattığın zaman bir daha 40 etmez diyebileceğim bir oyuncu değil. değil. Arda bir sonraki transferini muhtemelen 60 milyon euroya yapar. E, %20'si de 12 milyon euro yapar. Yani güzel para. İkinci bir Arda satmış gibi olursun. Güzel <laughs> para. Valla e, geçen hafta anlattım durumu. Geçen hafta biraz Arda'nın ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ettim. Biraz da tepkide gördük. Arda sözleşmesi uzattı filan diyorlar. Şimdi bak bir de yine bak bunlara da çok takmış durumdayım. Arda sözleşmesini uzattı diyor. Ya Arda sözleşmesini 2022 Mart'ta uzattı. 3 yıllık sözleşmesi vardı zaten Fenerbahçe'de. Ye. Yeni bir şey değil bu. Evet. Ben bu haberi yaptıktan sonra altına millet çat 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 sürekli aynı yorumu yazıyor. Sen böyle diyorsun adam sözleşmesini uzattı. Nereden duydun bunu falan. Arkadaşlar. Neyse. Geçtik onu. Bir de diyor ki Arda'nın daha menajeri yok. Nasıl teklif geliyor diyor. Bak Arda'nın menajeri yok kelimesini Türkiye yani burada tevazu göster benden öğrendi. Arda'nın menajerinin olmadığını ben... Ve her haberde belirtiliyor yani. <laughs> menajeri olmayan Arda Güler'in falan diye. Şimdi ama Arda'nın artık menajeri var. Şimdi ondan da haberleri yok. Arda'nın menajeri var artık. Arda bir menajerle anlaştı. Çok ünlü bir Avrupa, yani Türk, Avrupa'da yaşayan bir Türk menajer. Elimizin bildiği. <laughs> çok e, ünlü bir menajerle anlaştı. E şimdi bu arkadaşın menajerle anlaşması bile bir işaret değil mi zaten? Bence net artık işaret. Artık arayışa başladım demek. Net değil mi? işaret ha. yani. Şimdi tabii Fenerbahçe yönetimi açısından söyleyeyim. Fenerbahçe yönetiminin tabii ki hedefi, Başkan Ali Koç'un tabii ki hedefi, Arda'yı bir yıl daha takımda tutmak. Ama onun ötesinde burada biraz artık başka parametreler de devreye giriyor. Bunları çok böyle e, detaylı anlatmak istemiyorum. Belki sonrasında anlatırım. Tamam. Şu bugün özelinde böyle bir beni mazur görsünler. E, ama şunu söyleyeceğim. Ayrılma ihtimali daha fazla diyorsam daha fazla. Bunun bir sebebi var. Evet yani altı dolu konuştuğunu ifade etmeye çalışıyor o Bunun bir o sebebi anda. var. Arkadaşlar <laughs> bakın. Ne şimdi çocuk caz, var diyor çünkü gelen teklifleri analiz ettiriyor takımları. Ya işte. Anladın yani, mı? Arkadaş. Şimdi öyle detaylar var ki. Her şeyi de anlatmak istemiyorum. Anali yani bir analiz ekibi var. Ben hangi takıma gidersem daha fazla süre alırım, daha çabuk yükselirim, daha iyi etkili olurum gibi çalışma yaptırıyor. Yani bunlar boşuna değil. Şimdi ben bu saatten sonra Arda Fenerbahçe'de kalacak dersem biraz komik olur değil mi yani? Evet. Şimdi Bunları o yüzden, Bunları biliyorken ha. evet kimse demez. Ha. Zaten. Ha, o yüzden Arda'nın durumu bu. Ben de çok üzülüyorum. İnşallah bu lafların hepsini yutarım. Bir sene daha kalsınlar. İnşallah bir yıl daha kalsın. Bir de sanki doya doya izleme izleyemedik ya. Sağ olsunlar bir, yani evet, izletmediler. Doya doya izlemek isterdim. Yani aslında tam seneye var. o sene biliyor musun? Yani ben seneye... Tamamen gelecek teknik direktöre bağlı yani. Cesus devam etseydi senenin de o sene olduğundan şüpheliydim Cesus Devam etmeyecek yani. gibi gözüküyor şu devam anda ama bilmiyoruz bakacağız. Valla ben açık konuşayım. Kendi adıma da gereken her şeyi yapıyorum yani kalması için. Herkes üzerine düşen görevi yapsın Arda'nın takımda kalması için. Başkan El Koç mutlaka yapacaktır. Başkan El Koç'un da evladı gibi yani umuyorum etkileyebilir. Umuyorum çevirebilir. Zor. Zor. Zor bir ihtimal ama umuyorum çevirebilir. Ben, ben gitmesini isterim Arda'nın. Arda için. Yok ben <laughs> tam ben de Arda için gitmesini isterim de seneye gitsin. Ya 18 yaşında tamam. daha bir sene, daha, bir sene evet. daha Şunu söyleyecektim yani dediğim gibi bir ihtimal daha yüksek. Hı hı. Ama bir görüşme yapılacak henüz yapılmadı. Yani bugün itibariyle de yapılmadı. Bir görüşme yapılacak. O görüşmenin ardından artık durum ortaya çıkacak. Ben böyle ileriyi görebiliyorum. Böyle hashtagler açılacak. Arda Güler Fenerbahçe'de kalsın falan diye. Böyle bir e, kamuoyundan. Ben <laughs> yani Fenerbahçe çok iyi bir iddialı bir takım kurmak istiyor. Evet. Hani böyle zahalar mahalar konuşuluyor ya. ya Arda'yı kesin tutması lazım Fenerbahçe'nin bence. Volkan peki Ener Valencia ile son ne? Ener Valencia gider. Gidiyor. Gidiyor. İşte Gidiyor. Onun yerine... Yerine gelebilir. Muriel ismi vardı yine. Zaha gibi, Muriel <laughs> gibi. Dışarıdan bir e, hayvan dostumuz geldi. <laughs> i̇şte Zaha gibi, Muriel gibi. Böyle çok e, top seviye oyuncuları. E, Zapata gibi mesela. Hmm. Belki bir, belki iki tane. Veya böyle biraz daha arada giderse tabii biraz daha böyle sağ kanatta Raşit Gezal, Reşit Taş'taki işte Raşit Gezal tarzı bir oyuncu bulup, diğer tarafta işte daha golcü oyuncular kullanıp, böyle bir e, ön tarafı özellikle yıldızlarla dolu bir tartışmasız bir takım kurmak istiyor başkan. Hı hı. Ama başkana da buradan ikinci kez seslenmek istiyorum. Yani işte o odaya gireceksiniz Arda'yla. Artık top sende başkan yani. Onu çevirmen lazım. Ben çevirebileceğine inanıyorum. Ama diğer taraftan da yani çok cazip. Tek parasal anlamda değil, yanlış anlaşılmasın. Oynaması. Arda'nın evet Arda'nın geleceği açısından çok hmm. cazip teklifler. O yüzden de çok zor diyorum. Ama inşallah yanılırım. Umarım. Evet, durumu. Yani Fenerbahçe'nin e, işte Zahası, e, Zapata, Muriel, ya yani böyle Valencia'nın biraz daha e, genç versiyonlarını kadroya katma durumu var. Genç derken yani 20 Hı -hı. yaşında değil bu adamlar da hani biraz evet, daha yaş olarak düşük. Evet. Hı -hı. İşte onlara 3 yıllık sözleşme verirsin mesela. 3 sene oynar Aynen. mesela Zaha. Ama Valencia 34 yaşında, Zaha daha 30 yaşında Hı -hı. gibi. O yüzden böyle bir ön taraf. çok da büyük bir değişim beklemiyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Hani her yıl 15 git, 15 gel. Bu sene bence o kadar olmayacak. 2 tane stoper alınacak ama. Bu net bilgidir. Biri Bekao. Bekao gerçekten. Bekao evet, aynen. E, Sağ ilgileniliyor. Yani ilgileniliyor Bekao'yla. Görüşmeler devam ediyor. E, bir tane daha stoper yabancı olacak kesinlikle. Salahi'yi sordum. Salahi e, gidecek mi kalacak mı? Salahi ile alakalı şu ana kadar kulübe ulaşmış bir teklif yok. Hı hı. Ha, Ama bu şöyle daha sezon devam ediyor yani. Bu anlamda da e, şey yapmayalım, acele etmeyelim. Belki ilerleyen dönemde Haziran'da, Temmuz'da Tabii, teklifler dağılır. gelebilir Şimdi ama şu anda mi? yok. Yani şu anda Atilla Salaya gelen bir teklif yok. Yani görünen o ki gelecek sezon sol bek Luan, sol stoper Salai, sağ stoper bir oyuncu olabilir veya Salaya giderse de oraya bir yabancı hı hı. stoper durumu söz konusu olabilir. Belki Lu'anı çekip Osterwolde'yi de yapabiliriz. Yani görmemiz lazım tabii. Şey yapamadık ama geri dörtlü böyle Ferdi ile alakalı da şunu söyleyeyim çok ayrılma ihtimali yüksek olan oyunculardan biri. Ferdi'nin evet. de şu anda böyle bir planı böyle bir talebi yok. Kendisinin öyle bir isteği yok. İsteği yok. Ha ama tekrar ediyorum Napoli deniyor, Inter deniyor evet. falan çıkartır 30 milyon euro teklif masaya koyar İtalyan takım. O zaman zaten Fenerbahçe'de bir şey yapamaz. <laughs> hani e, ya da ee, hiçbir kulüp bir şey var Türkiye. 30 milyon euro çok büyük para yani. Fenerbahçe borcun onda biri. Anlatabiliyor muyum? Yani toplam borcun onda biri. O yüzden gelişmeler bu şekilde, ee, özellikle gidecek konular al alakalı. Ama şey var yani onu belki başım çok uzattım. Ee, belki başka programlarda yaparız. O zaten alt tarafta işte Gustavo, Alioski, tabii, bilmem tabii. ne filan. Hani böyle bir sürü bir sürü adam var. Onları ayrıca bir programda konuşuruz. Evet, Aylık bitince zaten konuşalım. bol bol transfer Aynen. konuşacağız. Teşekkür ederim Volkan. Ben teşekkür Var mı ederim. Istediğim şey. Bizi izleyen herkese sevgiler sunuyoruz. Çok teşekkür ederim tekrardan. Volkan Demirli'ye yüz yüzenin bu hafta da sonuna geldik Önümüzdeki hafta yeniden karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.